Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sonraki şeylere geçmeden önce şuralarda kontrol tip tekstler kalmışsa bunları silin arkadaşlar. Şuralarda. Buralarda ben sildim. Şimdi burada numune kalıbını şeklinde silindir seçtiğim zaman şu kısımlarda, şurada çap yazsın, şurada yükseklik yazsın, şu kısım görünmesin istiyorum. Küp seçtiğim zaman şurada kenar yazsın. Şurada ikisi gözüksün, şunlar gözükmesin istiyorum. Dikdörtgen prizma seçtiğim zaman da en boy yükseklik yazsın, hepsi gözüksün istiyorum. Şimdi bu görünüp görünmemeyi şartlara bağlı olarak ayarlayacağım ilk etapta. Şimdi gelip combo box 1 change'e tıklıyorum. Burada ilk şartımı yazıyorum. Bakın burada label 5'in başlığı çap, label 6'nın başlığı yükseklik olacak. 5 ve 6 ve textbox 4 ve 5 görünecek. Diğer kısımlar gözükmeyecek. Şu anda command button gözükecek. Çalıştırıyorum bakın. Çap yükseklik hesapla. Hesapla tuşuna bastıktan sonra tüm hacmi göstersin istiyorum. Şu anda gözüksün istemiyorum. Bunu kopyalıyorum.
hepsini. Seçtiğim zaman çap yerine kenar yazsın istiyorum sadece. Aynı işlemleri dikdörtgen prizma için yapacağım. Görünürlük ayarlarım bitti. Şimdi sonuçlar için bir tane çerçeve oluşturacağım. Sonuçlar için böyle tek tek görünür görünmez uğraşmak yerine tek çerçevenin görünüp görünmemesini seçip işlemlerimi kolaylaştıracağım. Burada arayüz biraz değişik olduğu için biraz bulmakta zorlanıyorum. Diyorum. Bakın caption kısmına yazıyorum. İsim kısmına yazarsanız burada kod yazarken buradaki kısımları kullanmanız gerekiyor. Ben burada karıştırmamak için isimleri hiç değiştirmiyorum. Şuradan şu label ve text box'ları kopyalayarak sonuçlar kısmını oluşturacağım.
kenarda labellerin isimlerini yazacağım. Su muhtevası, kuru bilim acı marlı, porozite gibi. Videomuzu burada bitiriyoruz. Daha sonraki videoda devam edeceğiz.